Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Beceri testleri 1, birinci sorumu büyütüyorum. Yandaki şekilde bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği 67,8 metre ve malzemenin vincin koluna uzaklığı 13,4 metredir. Vincin kolunun yerden yüksekliği değişmeden malzeme 5,2 metre yukarıya doğru çekiliyor. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna olan uzaklığından kaç metre fazladır? Arkadaşlar, 5,2 metre yukarı çekildiğine göre 13,4'ten 5,2'yi çıkaracağım. 4'ten 2'yi çıkardım, 2. 3'ten 5 çıkmaz, 10'luk alacağız. Buradan aldık, 0. Burası arkadaşlar 13 oldu. 13'ten 5'i çıkardım, 8. Yani 8,2 metre. Bakın burada vincin, pardon, bize ne demiştim? Malzemenin yerden yüksekliği 67,8. Buradaki bulduğumuz 8,2 67,8'e ekliyoruz. Pardon, 67,8'i 8,2'ye ekliyoruz. Ben burayı yaptığım zaman 73 metre olarak buluyorum burayı. Benden neyi istemiş arkadaşlar? Bakın, malzemenin yerden yüksekliği 73, buraya yazalım, malzemenin yerden yüksekliği 73. Bu ise arkadaşlar malzemenin vincin koluna olan uzaklığı. Buraya koluna olan uzaklık diyelim. Bu ikisinin farkını istedi. 73'ten 8,2'yi çıkarırsam 64,8 metre gelir. Yani aralarındaki fark 64,8 metredir. Dedik arkadaşlar, devam edelim. Aşağıda verilen pembe topların üzerinde yazan sayılar onda birler basamağına yuvarlanarak A kutusuna, mavi topların üzerinde yazan sayılar yüzde birler basamağına yuvarlanarak B kutusuna atılıyor. A kutusundaki sayıların toplamı ile B kutusundaki sayıların toplamının farkı. Şimdi ben buraya A diyeceğim, buraya da B diyeceğiz. İlk önce A ile başlayalım. Pembeler arkadaşlar onda birler basamağına göre yuvarlanıyordu. Pembeyi yazıyorum. 6,153. Burayı onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Onda birler basamağının sağındaki rakama bakıyorum. 5, 5, 5'e 3'te olduğu için 6,2'ye yuvarlandı. Diğer sayıma geldim. 7,843. Onda birler basamağının sağındaki rakama bakıyorum. 4, 4, 5'ten küçük olduğu için 7,8'e yuvarlandı. Son olarak 4,72. Onda birler basamağının sağına bakıyorum. 2, 2, 5'ten küçük olduğu için 4,7'ye yuvarlandı. Arkadaşlar, gelelim şimdi bu 3 sayıyı toplayalım. Bu 3 sayıyı topladığımız zaman 18,7 olarak bulacağız. Şimdi B kutusuna geldim. 4,1491. Burası arkadaşlar nereye göre yuvarlanıyordu? %1'ler basamağına. %1'ler basamağının sağındaki rakam 1 olduğu için, 1 de 5'ten küçük olduğu için 4,49'a yuvarlanır. 1,112 arkadaşlar. 1,11'e yuvarlanır. 5,1555. %1'ler basamağına yuvarlandığında 5,56'ya yuvarlanır. Son olarak 3,25 %1'ler basamağına göre yuvarlandığında, bakın burada gizli sıfır var. %1'ler basamağına göre yuvarlandığında 3,25'e yuvarlanır. Burayı topladığımda da arkadaşlar 14,41 olarak bulacağım. 18,7'den
Şurayı düzgün yazalım. 18 tam 10'da 7'den. 14 tam %41'i çıkarırsam 4 tam %29 olarak bulurum. C şıkkımı işaretledim. Aşağıda uzun kenara kısa kenarının 5 katı olan özdeş ABCD ve KLM'ne dikdörtgenleri verilmiştir. Bu dikdörtgenler 1 santimetre genişliğinde eş aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre sayı doğrusu üzerinde D noktasına, D köşesine karşılık gelen ondalık gösterimi istiyor. Biz ilk önce uzun kenarın uzunluğuna bakalım. K bakın 3'e konulmuş, L 9'a. 9'dan 3'ü çıkarıyorum ve uzun kenarının uzunluğunu 6 birim olarak buldum ya da 6 santimetre. Ne demişti bana? Uzun kenarı kısa kenarının 5 katı. Kısa kenarını bulabilmek için 6'yı 5'e bölüyorum. Burayı 2 ile genişletelim. 12 bölü 10, yani kısa kenarı 1 tam 10'da 2 santimetre. Bu ne arkadaşlar? Kısa. Burası ise uzun kenardı. Şimdi kısa kenarı kullanarak D noktasını bulalım. A noktası tam 7 noktasına gelmiş. 7'den kısa kenar uzunluğu 1 tam 10'da 2 olduğu için 7'den 1 tam 10'da 2'yi çıkarıyorum. Burası 5 tam 10'da 8 yapar. Yani arkadaşlar D köşesine karşılık gelen ondalık gösterim 5 tam 10'da 8'dir. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. Yukarıdaki tabloda 3 arkadaşın bir matematik sorusunu ortalama kaç dakikada cevapladıkları gösterilmiştir. 3 arkadaşın her biri 50 soruluk testleri alıp çözmeye başlıyor. Gülçin 60, Hacer 180, pardon Hacer 108, Ayşegül 63 dakikada soru çözdüğünde 3 arkadaşın toplam kaç sorusu kalmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar, biz ilk önce buradaki 60 dakikayı ben geliyorum 1,5'a bölüyorum. Yani 60 bölü 15 bölü 10. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp. Burası sadeleşsin, 4 çarpı 10'dan 40 olarak geldi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. Gülçin 60 dakika soru çözümünde 40 soru çözecek. Test 50 soruluktu. Gülçin'in geriye 10 sorusu kaldı. Şimdi Hacer 108 dakika çözülüyor. 108'i 2 tam 10'da 4'e, yani 24 bölü 10'a bölüyorum. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir, çarp. Burası arkadaşlar 4 ile sadeleşsin. Burada 6 kaldı. Burada ise 27 kaldı. Burası bana arkadaşlar 270 bölü 6 olarak geldi. Ben burayı 3 ile sadeleştiriyorum. 90 bölü 2 ve burası 45 olarak geldi. Yani Hacer 108 dakikada 45 soru çözdü. Toplamda 50 soru vardı. Geriye Hacer'in çözmesi gereken 5 sorusu kaldı. Son olarak Ayşegül'e geliyorum. Ayşegül 63 dakika çözüyor. Ne yapıyoruz? 63'ü 1 tam 10'da 8'e, yani 18 bölü 10'a böleceğim. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir, çarp. Buraları arkadaşlar biz 9 ile sadeleştirelim. Burada 7, burada 2 kaldı. 70 bölü 2'den burası 35 olarak gelecek. Yani Ayşegül de 63 dakikada 35 soru çözmüş. Geriye Ayşegül'ün 15 sorusu kaldı. Bunları toplayalım. 10 artı 5 artı 15'ten toplamda 30 soruları kalmıştır dedik. Şuradaki 3'ü düzeltelim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.